Bugün sizlere çok harika bir konuyu anlatmak için sizlerleyiz. Besin alerjisinde aşı tedavisini anlatacağız bugün. Özellikle son yıllarda artık besin alerjisinde çok güzel gelişmeler oldu. Artık besin alerjisi olanlar çaresiz değil. Artık besin alerjinizden artık kurtulabilirsiniz. Çünkü besin alerjisinin de artık aşı tedavisi yapılmaya başlandı. Çünkü sonuçlar gayet güzel. Peki bu konuyu kiminle konuşuyoruz? Özellikle bu konuda çok tecrübeli, klinik tecrübesi çok fazla olan çocuk alerji uzmanı Gizem Atakul ile konuşacağız. Hoş geldin Gizem Hanım. Merhabalar hocam, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şimdi bugün sizlerden özellikle birlikte güzelce besin alerjisinde aşı tedavisini ailelere anlatalım istiyorum. Tabii. Bu besin alerjisi biliyorsun olduğu zaman çocuklar beslenemiyor, anneler diyet yapıyor. Gerçekten zorluk çekiyor insanlar. Bu besin alerjisinde aşı tedavisi deyince ne anlıyoruz? Evet, besin alerjisinde aşı tedavisi bizim IgE aracılığı dediğimiz erken tip besin alerjilerindeki bir tedavi seçeneği. Bunu unutmayalım bakın. IgE aracılığıyla olan besin alerjileri için aşı tedavisi var. Bu da IgE dediği zaman şu anlamalıyız. Özellikle cilt testinde veya kan testinde alerji çıkanlar. Yani testlerinizde alerji çıkmamışsa bunlara aşı tedavisi yapılmıyor. Testinizde, kanda veya ciltte alerji testinde alerjiniz çıkmış ve o gıdayı tüketemiyorsanız o zaman bunlarda besin alerjisi aşı tedavisi yapılıyor. Nedir peki bu besin alerjisi aşı tedavisi? Biz bu tedavide aslında şunu yapmaya çalışıyoruz. Bu hastalıkta bağışıklık sisteminin anormal bir yanıtı var bu besinlere. Biz de bu bağışıklık sistemini duyarsızlaştırmaya, tepkisizleştirmeye çalışıyoruz. Özel hazırlanmış protokollerimiz var. Hastalara bunları klinikte az az dozlarla başlayarak, giderek arttırarak uyguladığımız bir tedavi yöntemi. Yani besin alerjisi aşı tedavisi dediğimiz şey, çocuğun alerjik olduğu besinleri ağızdan çok az miktarda küçük küçük vücuda alıştırarak immün sistemi buna karşı vücudu kuvvetlendirmek ve o besini tüketmesini sağlamaktır. Yani vücudun direncini artırmak ve artık anormal reaksiyon vermeden tüketmesini sağladığımız tedavi yöntemine aşı tedavisi evet. diyoruz. Yani enjeksiyonla yapılan bir aşı değil, ağızdan çok küçük miktarlarda vererek belirli aralıklarla dozu artırarak yaptığımız tedavi şekli aşı tedavisi oluyor. Evet. Peki bu aşı tedavisini kaç yaşından sonra yapabiliyoruz? Şöyle, bu aşı tedavisi 1 yaşından 55 yaşına kadar uygulanabilir. Güvenli olduğu gösterilmiş. Klinik deneyimiz en fazla 2 yaşından 4 yaşından sonra. Yani kısaca şöyle diyebiliriz, herkese yapabiliriz. Her yaşta kişiye yapabiliriz. Tekli alerjisi olan, çoklu alerjisi olan herkese yapabiliriz. Ne kadar güzel. Bakın, tek besine karşı alerjisi olanlar, birçok gıdaya karşı alerjisi olanlar bu aşı tedavisini yapabilir ve artık her yaşta yapılabiliyor. Artık teşhis konulur konulmaz bile yapılabiliyor ama şu anda biz 1-2 yaşından itibaren yapmaya başladık. Onun için 1-2 yaşından büyük olan ve kan testinde ve cilt testinde alerjisi olan tek veya çoklu besin alerjisi olanlarda yapılabiliyor. Peki bu hangi gıdalara karşı yapılıyor? Evet, şöyle aslında en umut verici, en heyecanlandırıcı kısmı burası. Asıl işte bu alerji ömür boyu kalacak, iyileşmeyecek denen yer fıstığı, kuru yemişler, balıklar, süt, yumurta, buğday aslında bütün besinlere karşı yapılabilir. Bizim ama en sık yaptığımız derseniz yumurta, süt, kuru yemişler diyebiliriz. Ama unutmayalım, her besine karşı yapılıyor. Artık dünya artık belirli yerlere geldi. Artık her gıdaya karşı aşı tedavisi neredeyse yapılıyor ve özellikle artık çocuklar bazı besinlerden tamamen kaçınmak zorunda değil. Çünkü bakıyorsunuz çocuk mu? Bakıyorsunuz ister istemez bazen tüketiyor ve yanlışlıkla tükettiği zaman ciddi alerjik reaksiyonlar, anafilaksi gelişiyor. İşte bunun önüne geçmek için de bu aşı tedavisi yapılıyor. Peki bunu yaparken aileler ne yapsınlar? Yani bunu nerede yaptırsınlar? Evet. Kimler yapsın? Hangi doktorlar yapıyor? Ve
Ne kadar süre yapılıyor? Evet, bu tedavi sadece çocuk alerji uzmanlarının yapabildiği bir tedavi. Kendi içimizde de bunda deneyimli arkadaşlarımızın yaptığı tedavi. Bakın, çocuk alerji uzmanı olacak ve bu konuda deneyimli olan Gizem Hanım bu konuda gerçekten çok deneyimli, ben bilgisine güveniyorum ve bu konuda çok tecrübeli olduğu için özellikle Gizem Hanım bu konuda çok başarılı. Evet. Demek ki çocuk alerji uzmanlarının denetiminde olacak. Neden peki çocuk alerji uzmanı? Şöyle, burada bir kere asıl tedaviyi besin alerjisi tanısı net koymuş hastalara yapıyoruz. Tanı karmaşası olmayacak, testleri pozitif olacak ve bu tedavi sırasında tabii ki alerjik reaksiyonlar göreceğiz. Bunlar önemli mi, değil mi, duracağız mı, kalacağız mı? Buraların hepsi deneyim gerektiren, bilgi gerektiren basamaklar. Tedavimiz iki aşamadan oluşuyor. Birincisi yükleme, diğeri evde idame, devam ettirme tedavimiz. Yükleme tedavisinde haftada bir doz arttırıyoruz. Hastalarımız sadece haftada bir kliniklerimize gelmesini istiyoruz. Diğer bütün tedavinin basamakları evde oluyor. Bu yükleme kısmı da 4-6 ay kadar sürüyor. Yani siz 6 ay kadar haftada bir kliniklerimize geliyorsunuz. İdame kısmı büyük bir oranda evde geçiyor. Demek ki haftada bir bizimlesiniz. Haftada bir geliyorsunuz. Size ağızdan çocuğumuzun ağzına çok küçük miktarda veriyoruz. Ve daha sonra da ne yapıyoruz? Beklemesi gerekiyor. Ne kadar beklemesi gerekiyor kliniğimizde? 4 saat kadar diyebiliriz. 4 saat kadar. Çünkü verdiğimiz besin bazen reaksiyon yapabiliyor, müdahale yapmak gerekiyor. Çünkü bazen eşik değeri çok düşük olabiliyor. Reaksiyon verdiği zaten dozda beklemek gerekiyor. O dozda artık, o dozun bir altına gelerek o dozda vücuda artık alıştırmamız gerektiğini anlayabiliyoruz reaksiyon yaptığı dozda. Ama bu reaksiyonlar çocuğun hayat tehlikeye neden olabiliyor mu? Yani aileler korksunlar mı bu reaksiyonlardan? Evet. Böyle bir risk var. Alerji deyince aslında alerji riski hep var tabii ki. Alerjik sistemimiz bu şekilde uyanık hastalar. Ama bu nedenle hayatını kaybetmiş ya da hastaneye yatması gerekmiş, yoğun bakıma yatması gerekmiş bir hastamız yok. Dünyada artık protokoller netleştiği için yani bu şekilde artık emniyetli yapılıyor. Çocuk alerji uzmanları bu protokolleri uyguladığı için artık emniyetli yapılabiliniyor. Onun için merak etmesin. Çünkü bu besinleri bizim aşı tedavisini yapmamızın en önemli avantajlarından bir tanesi nedir? İstenmeden anafilaksi riskini önlemiş oluyoruz. İkincisi de çocuğun alması gereken besinleri de almasını sağlıyoruz. O bakımdan da hayat konforu ailenin ve çocuğun çok fazla artıyor. Demek ki 6 ay haftada bir gelip gitmeniz gerekiyor. 6 aydan sonra evde devam ediyorsunuz bir 6 ay. Daha sonra da yine bu besin alerji düzelinceye kadar bir 3-4 sene daha bu tedavi devam ediyor gözetim altında. Evet, yani aslında buraya tedavi bile demek şey değil. Yani çocuğunuz tüketebilecek, sadece porsiyon kısıtlaması olacak. Bizim kontrolümüzde olacaksınız. Amacımız, yani alerjik reaksiyon görebiliriz ama dediğiniz gibi bunlar çok kontrolümüzün altında olan reaksiyonlar. Bizim amacımız zaten kazara alımlarda çocuğun dışarıda hayatı tehdit edici reaksiyonu yaşamaması. İlk hedefimiz bu. Ama bu potansiyel iyileştirici bir tedavi. Yani ömür boyunca bu gıdaları sorunsuz olarak porsiyon kısıtlaması olmadan tüketmesine amaçlıyoruz. Peki çok fazla gıdaya alerjisi olanlar da bunu yapabiliyor mu? Evet, yapabiliriz. Burada çoklu besin alerjisinde tek tek de yapılabilir. Aynı anda da yapılabilir. Kişiye göre, hastamıza göre karar veriyoruz. Demek ki çoklu besin alerjilerinde bir şansı var artık. Birçok gıdayı aynı anda da yapabiliyoruz küçük miktarda. Ama bu özellikle emniyetli yapmak gerekiyor ve özellikle bu konuda uzman olan kişiler tarafından yapılması çok önemli. Bir de beraberinde bu yan etkileri olmasın diye tedaviler de kullanılıyor mu? Evet, yani bu alerjik reaksiyonların gelişme ihtimalini düşürebilecek güvenli ilaçlarımız var. Bunları hastalara tedavi öncesi, bazılarında tedavi süre boyunca uyguluyoruz hocam. Bazen de enjeksiyon ilaçlarda evet. Hastanın çocuğun IgE seviyesi düşüren tedavilerde kullanılarak özellikle yan tesir gelişmesi de engellemekte evet. Özellikle kullanıyoruz. Güvenliğini çok arttırdık bu tedavinin. Önceden yani bu yeni çıkmış bir tedavi değil. Yıllardır uygulanıyor. Onlarca yıldır yani 20-30 yıldır uygulanan bir tedavi. Ama tabii tıpta gelişen gelişmelerle, yeni çıkan ilaçlarla riski oldukça düştü. O yüzden de artık yaygınca kullanıyoruz. Artık besin alerjisinde bu IgE seviyesi düşüren tedavi FDA onayı da aldı. Artık rahatlıkla biz de kullanabiliyoruz. Netice olarak
Besin alerjisi artık tedavisiz değil, çaresiz değil. Artık çocuğunuz tamamen bu besinlerden uzak kalmak zorunda değil. Ne yapmak gerekiyor? Besin alerjisi aşı tedavisi yapmak gerekiyor ve bu konuda uzman olan kişilerce yapılması gerekiyor. Biz de Gizem Atakul'la birlikte olmamızdan dolayı çok memnunuz çünkü kendisi çok tecrübeli bu konuda. Gizem Atakul ile birlikte bu olayı çözebilirsiniz. Besin alerjiniz IgE'ye bağlı varsa ve diyetteyseniz, ister tekil olsun, ister çoklu olsun, besin alerjiniz varsa, süte, yumurtaya, buğdaya, kuru yemişlere alerjiniz varsa bunlara karşı artık aşı tedavisi yapılabiliyor ve bu aşı tedavisi için özellikle bizlerle temasa geçebilirsiniz diyoruz. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. İnşallah hastalarımıza faydalı olabiliriz. Bu gelişmelerle birlikte artık besin alerjisi aşı tedavisine start veriyoruz. YouTube kanalımızı takip ederseniz ve bildirimlerinizi açarsanız bizim paylaştığımız videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.